Yok ya abi, olmaz ya. Bu hiç olmaz zaten. Fişek vereyim mi? Boydan boya yakayım burayı. Böyle yakayım, Pablo, alev alsın. Konsantreyim şu an. Bir şey arıyorum yani. Bana lütfen bana sarma ya. Başkasına sar. Burayı yakayım mı? Lokal. Hı? Kendi kum havuzunda oyna sen. Hadi. Espriyi duydun mu? Kum havuzu. Gizem, sevgilim olur musun? Ben. Tamam. Şimdi böyle. Numaradan ya. Mış gibi yapacağız. Yani öyle birine ihtiyacım var da. Arıyorum. Ama dur bir saniye ya. Annem seni tanıyor. O duyguyu geçiremeyiz, inandırıcı olamayız. O yüzden olmaz yani. Neyse, ben tutmayayım seni. Sen devam et. Elin ayağın titredi. Nefesin kesildi. Ne oldu? Hı? Titreşim buraya kadar geldi. Bir şey oldu. Ne oldu? İşine bak. Kırpık. Biraz mola. Nasıl gidiyor? Abi nasıl gitsin? Gitmiyor yani. Bunların hiçbiri uygun değil. Nasıl uygun değil abi ya? Telefon rehberinde 1000'e yakın kadın var ve hiçbiri olmuyor mu yani? Abi 1000'e yakın kadın var da yani... kim numaradan benim sevgilim olmayı kabul etsin ki yani? Diyelim başta etti. Başta etti. Ya sonra fikir değiştirirse? Annemi arayıp böyle arkamdan bir takım işler çevirirse, o zaman ne yapacağız? Yani böyle bir ihtimal var. Ayrıca gerçekten sevgilimmiş gibi davransam durum daha da vahimleşiyor. Neden? Çünkü düğünden sonra onu terk ettiğimde annemi arayıp her şeyi mahvedebilir. Anladın mı? Evet, böyle bir ihtimalle var. Yani bu kız öyle bir kız olmalı ki... hem sana bir konuda çok ihtiyaç duyacak ki seni ispiyonlamasın... hem de seninle sevgili olmak istemeyecek ki sonrasında sana yapışmasın. Abi işte o ilk dediğinde zaten sıkıntı yok. Ondan bol bol buluruz yani. İhtiyaç duyacak diyorsun ya, onda okey yani. Evet. İkinci dediğinde zaten mevzu patlıyor. Anladın mı? Evet. Neyse, ben daraldım. Eve geçiyorum. Sen tamam. Tadın. Tamam, dikkat et. Su versene. Su değil de burayı yakayım mı? Su ver, sonra yak. Mutfağı yakıyorlar hep, bir şey demiyorsunuz. Burayı da yakalım. Yine her şeyi batırdın. Aferin sana Rizki, aferin. Evet. Ney? 50'ye yakın bekar kız mı gelecek düğüne? Ebru, annem kafayı yemiş olabilir mi? Bak çok ciddi soruyorum bunu. Yedi tabii. Haber vermediğimiz insan kalmadı ki. Yurt dışındakilere bile haber verdik. Avustralya'dan bile gelecekler var. Ne diyorsun ya? Ya yani annemin fotoğrafını yollaması yetiyor. Bir de tabii maddi durumumuzun iyi olduğunu da biliyorlar. Ya ayrıca benim abimden daha yakışıklısını mı bulacaklar ya? Ha? Abinle mi konuşuyorsun? Ver, ver, bana özür, de ver. Abi özür dilerim. Tamam, özür dilerim. Ver. Oğlum. Anneciğim. Aramasak arayacağın yok çocuğum. Anneciğim deme öyle, arıyorum biliyorsun ya. İşler yoğun. Yani bilmesen de tahmin ediyorsundur. Ay Özgürcüğüm, ben de çok yoğunum. Bu düğün işleriyle uğraşıyorum yavrum. Yurt dışından bile misafirlerimiz var. Anneciğim yalnız ben o düğüne yalnız gelmeyeceğim. Tamam, arkadaşlarınla mı geleceksin? Yok anneciğim, kız arkadaşımla geleceğim. Bir süredir görüştüğüm bir kızcağız var benim, hanım hanımcık, onunla geleceğim. Aa, ne diyorsun Özgür? Bana hiç bahsetmedin yavrum bundan. Daha tanıma aşamasında olduğum için ben de öyle bahsetmek istemedim şimdiden. Ne olur ne olmaz, seni de ümitlendireyim istemedim yani. Nazarda var yani, bir de sakınmak lazım tabii. Ay şükürler olsun, çok sevindim. Bana bak, beni kandırmıyorsun değil mi? Yok anneciğim, hayır. Hayır anne. Ay tamam oğlum. Ama bak, son anda yok işi çıktı, yok dişi ağrıdı, yok başı ağrıdı, o oldu, bu oldu. Hiçbirini tanımam bak Özgür. Beni çok üzersin yavrum. Hayır anne, hayır. Öyle bir şey yok. Tamam çocuğum, çok sevindim ben. Hadi dört gözle bekliyorum. Bay bay. Ne olmuş? Abinin sevgilisi var ve düğüne sevgilisiyle geliyor. Çak. Çak. Ne güzel adamı etkilemişsin. Özel biri olduğuna inandırmışsın. Hafta sonu ne yapıyorsun diye sorulur mu salak? Bekle, sakin ol. O zaten soracak.
her şeyi berbat ettim yine. Haklı. Çok haklı. Ben erkeklere böyle davranmaya devam ettiğim sürece onlar da bana böyle davranacak. Ben de hayatım boyunca yalnız kalacağım. Bir de hava yapıyorum. Nasihat alacak falan değilim diye. Ne güzel öğretecek bu kuralları. Evde mi acaba? Ne yapacağız oğlum? Ha? Fikrin var mı? Nasıl yapacağız bu işi? Gururun sırası değil Ezgi. Ah, bu kuralları öğrenmem lazım. Yoksa bir başarısızlıkta da atacağım kendimi şuradan aşağı. Sakin ol. Sıkıldın değil mi bütün günlerden? Koşturayım mı seni? Ha? İyi misin? Yunus, iyi misin? Vallahi görmedim. Yemin ediyorum diyorum. Çok özür dilerim ya. Ya ne bileyim burada gezindiğini senin. Bakayım, bakayım. Kalk, gel, gel. Sırf zararsın hayatıma. Kafamı yarıyordun neredeyse. Hayatım 1500 kere özür dedim ben. Ne bileyim oradan girdiğini, senin gezindiğini. Ya kusura bakma gerçekten çok özür diliyorum ya. Tamam ya tamam, zaten böyle bir akşam anca böyle son bulabilirdi. Boşa gitti hazırlıklar desene. Yani aslında tam olarak boşa gitmedi. Bence etkilendi benden. Etkilenir tabii. Ta ki sen işte fazla konuşup üzerine gidene kadar. Ya sakın bana ilk adım atıp görüşme teklif ettiğini falan söylemeye gel. Bunu gerçekten yapmış olamazsın ya. Sen üzerime dinleme cihazı falan mı yerleştirdin? Ya cihaza gerek mi var sence? Cihaza gerek mi var ya? Ben seni gördüm kapıdan çıkarken ya. Işıldıyordun ya. Hiçbir erkeğin hayır diyemeyeceği güzellikteydin yani. Sen bu şekilde böyle buraya tek başına üzgün geldiysen bu senin yaptığın böyle nasıl diyeyim? Devasa bir salaklık yüzündendir yani. Başka açıklaması yok. Sen az önce bana tam olarak hiçbir erkeğin hayır diyemeyeceği güzellikte olduğumu söyledin. Öyle iltifat falan. Sen biliyor muydun? İltifat gibi değil de daha çok senin işte yaptığın salaklığın büyüklüğünü vurgulamak için. Bunu anlatmak için yani. Tamam. Kapatalım orayı. Geçmiş. Sen bugün kurallardan bahsetmiştin. Evet. Sen de ukalalık yapıp dinlememiştin. Sonra bana ağlayarak gelme demiştim ben. Değil mi? Tamam. He. Öyle oldu diyelim. Sen peki o kuralları paylaşmak, yardım etmek falan ister misin? Yani bu kız öyle bir kız olmalı ki hem sana bir konuda çok ihtiyaç duyacak ki seni ispiyonlamasın, hem de seninle sevgili olmak istemeyecek ki sonrasında sana yapışmasın. Şşt. Hey. Yardım etmek ister misin? Edeceğim, sana yardım edeceğim. Ama bir şartla. Bir geceliğine sevgilim olmayı kabul edersen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.